Değerli dostum, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama, Başbakanımız, bakanlarımız, değerli misafirler, köprümüzün inşasını gerçekleştiren firmalarımızın kıymetli mensupları, mimarlarımız, mühendislerimiz, işçilerimiz, Kocaeli'nin, Yalova'nın saygıdeğer güzel insanları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir akşamında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin hemen başında, önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza Allah'tan şifalar temenni ediyor, milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Gençler, şunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bizler hiçbir zaman eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Bizler sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Bunun dışında bize eğilmek asla. Ülkemizde bir yandan gerçekten çok güzel, çok sevindirici gelişmeler yaşanırken diğer yandan da maalesef terör örgütlerinin insanlık dışı eylemleri sürüyor. Bölücü terör örgütü PKK bir yanda, YPG bir yandan, DAEŞ denilen karanlık örgüt diğer yandan, irili ufaklı başka örgütler öte taraftan, tasmalarını ellerinde tutan güçler tarafından ülkemizin üzerine salıverilmiştir. Biz bu maşa örgütlerinde onları üzerimize salanların da amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Ne kadar çok kan dökerlerse, ne kadar çok can yakarlarsa Türkiye'nin o kadar hızlı bir şekilde diz çökeceğini, hedeflerinden vazgeçeceğini, teslim olacağını sanıyorlar. Yanıldıklarını, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki çukur eylemlerinde gördüler. Yanıldıklarını bugüne kadar büyük şehirlerimizde yaptıkları bombalı eylemlerde gördüler. Yanıldıklarını uluslararası alanda defalarca kurdukları tuzaklarda gördüler. Ama ısrarla, inatla, kalleşçe saldırmaya devam ediyorlar. Biz gerektiğinde acılarımızı bal eylemeyi bilen bir milletiz. Buna karşılık çok iyi biliyoruz ki bizi terörle, bölgemizdeki krizlerle tehdit edenler aynı derecede dayanıklı, aynı derecede metanetli değildir. Kendilerine hep şunu hatırlattım. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Terör eninde sonunda dönüp kendini tutan, eli sokan bir akrep gibidir. Çünkü karakteri budur, cibilliyeti budur. Bugün bizim ülkemizde patlayan bombalar, yarın mutlaka onları ülkemize gönderenlerin ellerinde de infilak edecektir. Biz hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın terörü, terör örgütlerini
teröristleri topyekün reddeden bir ülkeyiz. Aynı onurlu tavrı diğer devletlerden de bekliyoruz. Rabbim milletime bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Değerli kardeşlerim, hiçbir savaş meydanında verilen kayıplar mücadelenin durmasına yol açmaz. Tam tersine, verilen her kayıp zafere ulaşma azmini, kazanma hırsını daha da artırır. Biz de terör örgütlerinin ve onları kullananların bizim önümüze kendi kayıplarımızda bariyerler kurmalarına izin vermeyeceğiz. Gençler, şehitlerimizin ruhlarını asıl o zaman muazzeb etmiş oluruz. Yitirdiğimiz her canı ebediyen yüreğimize kazıyacağız ama yolumuza, mücadelemizi de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün işte bu sebeple buradayız. Burada birlikteyiz. Beraberiz. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Tarihin en eski yerleşim yerlerinin ve ticaret yollarının bulunduğu bu bölgede Dilovası ile Altınova arasında kendi alanında dünyanın en büyük dördüncü, Avrupa'nın da en büyük ikinci asma köprüsünün açılışı için bir aradayız. İstanbul-İzmir otoyolunun en önemli etaplarından birini oluşturan Osman Gazi Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Osman Gazi Köprüsü ile bunun yanında otoyolun 12,6 kilometrelik Gebze Altınova bölümünü de açıyoruz. Daha önce de köprünün diğer tarafında 40 kilometrelik bir kısmı açmıştık. Osman Gazi Köprüsü'nün bitiminden Orhan Gazi'ye kadar olan bölgeyi. Böylece otoyolumuzun Gebze'den Gemli'ye kadar olan bölümünde kesintisiz seyahat imkanı mümkün hale geliyor. Bursa'ya kadar olan kısmında büyük ölçüde tamamlandığını biliyorum. İnşallah o kısmın açılışı da en kısa sürede yapılacaktır. Böylece etap etap bu proje hizmete girecektir. Düşünebiliyor musunuz? Az önce Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi İstanbul, İzmir 8 saat ama şimdi inşallah 3 saatin altına düşecek. Bu ne mutluluk. Sadece 3 saatin altına düşmekte kalmıyor. Aynı zamanda kaza riskinin de minimize olduğu bir dönem başlayacak. Osman Gazi Köprüsü projesinden başlayarak her aşamasını adım adım takip ettiğim bir eserdir. Temel atma töreninden köprü ayağı keson batırma işlemine ve son tabliyesinin yerleştirilmesine kadar tüm önemli safhalarda bizzat yer aldım. Ülkemizin böyle gurur verici bir esere kavuştuğunu görmekten gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son 13 yılda hayata geçirdiğimiz pek çok proje gibi bu köprü de geç kalmış bir eserdir. En az 50 yıl önce yapmamız gereken bir işi bugün tamamlıyoruz. Ama biz tamamlıyoruz. Hamdolsun. Bizden öncekiler laf yaptı, biz iş yaptık. Farkımız bu. Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bu eserin ülkemize ve milletimize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli başbakanımız, gerek bakanlığı dönemi gerekse
şu anda da başbakanlığı döneminde. Bakanlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüz yetkililerine, yüklenici firmalarımıza, mühendisinden işçisine bu eserde alın teri, katkısı, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca finansal yükünü üstlenmiş kreditörlere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle köprü inşaatında görevliyken elim bir şekilde hayatını kaybeden Japon mühendis Ryoichi Kishi'yi burada tazimle anıyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul-İzmir otoyolu Ege ve Marmara bölgelerinde oluşturmayı planladığımız otoyol ağının önemli bir kısmını oluşturuyor. Osman Gazi Köprüsü Marmara otoyolu ringinin de çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Şimdi gündemimizde ne var biliyor musunuz? Ne olabilir? Evet. Çanakkale 1915 köprüsü var. Fakat bir şey daha var. Onun sözünü Sayın Başbakan'dan ta bakanken birlikte kararını vermiştik. O da inşallah Kanal İstanbul projesi. Bunu da hayata geçireceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz. Bize ulusal değil, uluslararası camiada evet, devrim niteliğinde yatırımlar yakışır. Bu millete bu yakışır. Biz bir çağı kapatan, bir çağı aşan ecdadın torunlarıyız. Bize bunlar yakışır. İşte bu köprüyü de süratle inşa ettiğimizde Tekirdağ'dan Balıkesir istikametine kesintisiz otoyol hizmeti verilebilecek ve böylece Marmara otoyolu ringi tamamlanmış olacaktır. Her zaman ifade ettiğim gibi yol medeniyettir. Yol gelişmedir. Yol büyümedir. Türkiye'nin son 13 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısı ulaşımdır. Bu imkan varsa her şey var. O zaman yarışırsınız. Bugün artık hamdolsun ülkemizde uzak diye bir kavram kaldı mı? Şu anda 55 tane havalimanı var. Nereye gitmek istiyorsan git. Hemen yarım saatte havalimanındasın. Ve oradan da İstanbul, Kars, Iğdır, nereye gideceksen git. Uluslararası şu anda dünyada en çok destinasyona ulaşabilen hava yolları Türk Hava Yolları'dır. Bir numarayız. Ya buralara durup dururken gelmedik. Bu bir azmin, bir kararlılığın, bir yüreğin işidir. İşte bunu böyle başardık. Buradaki otoyollarla başardık. Kardeşlerim, 79 senede bu ülkede 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Yahu geldik. Bakın 12 senede, 13 senede biz bunun üzerine 18300 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Hale bordaysa arşın Kocaeli'nde. Bunu böyle göreceğiz. Yapılan bütün bu yollarla inşallah daha ileri gideceğiz. Değerli kardeşlerim, tüneller. Dün akşam sahurda şöyle arkadaşlarımızla oturmuş dertleşiyorduk sahurda. Sahuru yaparken arkadaşlardan bir tanesi de hemen şöyle çekilmiş bir videoyu getirdi bize. Onu izletti.
O videoda Kahramanmaraşlı bir kardeşimizin Elbistan tünelinden geçişteki sözlerini dinletti. Aman yarabbim. Anadolu'nun evladı ne güzel şeyler buluyor. Onu ben söylemeyeyim. Sizler şimdi o Elbistan tünelinden nasıl geçtiğini onu hemen açın şöyle. Açın şöyle telefonlarınızda bunları izleyin. Bakın 189'u yeni yapılan 272 tünelimiz var. Ama bu tünelleri yapacağız. Ne diyorduk biz 2002'nin sonunda yola çıktığımızda? Biz Ferhat'ız diyorduk. Siz de Şirin'siniz. Ferhat dağları delerek yürümedi mi? Biz de dağları deliyoruz ya. Dağları delerek Ferhat'a ulaşacağız. Ferhat millet, millet. Ulaştık ulaşıyoruz. Kararlıyız. Azimliyiz. Marmara'yla. İnşallah. Şimdi yaklaşıyor. 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle. Ve 26 Aralık'ta inşallah Avrasya Tüneli'yle. Bakınız Marmaray kimsenin aklında değildi. Lafını yaptılar. Ve Marmaray'dan 2013 29 Ekim işte bugün. Geçenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 1 milyon 350 bine ulaştı. Değerli kardeşlerim, bütün bunlar bir kararlılığın eseridir. İstanbul Boğazı'nın 3. gerdanlığını inşallah dünyaya farklı bir gerçekten eser olarak ortaya koyacağız ve bir numara. 4 gidiş, 4 geliş ve ortasından da biliyorsunuz hızlı tren geçecek. Rabbime hamdolsun. Bizlere bu günleri gösterdi. Ekibime ben de böyle bir ekiple bizleri haşreyledi. Onlarla beraber bu yolda çalıştık. Azimle çalıştık. Milletimiz de arkamızda durdu. Durmak yok, yola devam dedi, biz de yola devam ettik. Ve şimdi bu hızlı tren hatlarıyla, demir ağlarla biz örüyoruz Türkiye'yi. Ve kararlılıkla örüyoruz. Ve kardeşlerim, havalimanları bir taraftan devam etti, ediyor. Diğer yatırımlarla Türkiye son 14 yılda bir ulaşım devrimi yaşamıştır. Elbette eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, toplu konutta, bütün alanlarda çok önemli yatırımlar yapıldı. Ama ulaşım altyapısı hepsinin fiziki temelidir. Bu imkanı çok iyi değerlendirmeliyiz. Sağ olasın. Marmara ve Ege bölgelerinin trafiğini rahatlatacak şu projeler dahi Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine yeni bir ivme kazandırmıştır. Çünkü bu bölgeler nüfusun %40'ını barındırıyor ve milli gelirin %60'ını bu bölgeler üretiyor. İstanbul rahatladığında, Marmara bölgesi rahatladığında tüm Türkiye rahatlar, bunu böyle bilelim. Bu rahatlama aynı zamanda diğer bölgelerimizin de cazibesini artıracaktır. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecekse bunu üretimi ve ticareti mümkün olduğu kadar ülke satına yayarak yapabiliriz. Şu Güneydoğu, Doğu şu terör belasından arındırıldığında oralarda da çok ciddi bir sıçramanın olacağını, olduğunu göreceksiniz. Bu bakımdan
en avantajlı yerlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye terör meselesinin üstesinden geldiğinde bu bölgelerimizde çok hızlı bir büyüme bekliyorum. Hatta daha da ileri giderek terörün sırf bu amaçla tahrik edildiğini, canlı tutulduğunu düşünüyorum. İşte Hint keneviri ekiyorlar. Şimdi biz de onları temizliyoruz. Ve bunların hepsi yakılıyor. Terörün beslendiği alanlardan en önemlisiydi bu. Bunların insanlık diye bir derdi yok. Bunların Kürt kardeşlerimle ilgili bir derdi yok. Bunlar sadece can alsınlar, sadece kandan beslensinler dertleri bu. Bunlar aynı zamanda insan tüccarı. İnsan kaçırırlar. Aynı zamanda uyuşturucu tüccarı. Bu işi yaparlar. Ve sözde aydınlar da bunların peşinden giderler. Lojistik destek sağlarlar. Bu aydınların eline düşen yavrular ne yapar? O gençlerin hali ne olur? Onun için anneler, onun için babalar, yavrularınıza sahip çıkın. Ve yavrularımızı sakın ha. Bu aydındır. Bu onun öğretmenidir diye bakmayın. Sakın. İşte şu dün akşamki terör eyleminde bile bazılarının tweetlerden attıklarını gördünüz. Verdikleri mesajları gördünüz. Bunlara en güzel cevabı siz işte şu meydandan veriyorsunuz. Nasıl bir tarafı felçli olan kişi tam kapasite çalışamazsa ülkemizde diğer bölgelerini harekete geçiremeden hedefe ulaşmakta zorlanırız. Önümüzdeki dönemin bu bakımdan çok hayırlı, çok ümit verici gelişmelere sahne olacağına inanıyorum. Emin olunuz, Türkiye yaşadığı bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyabilelim. Onun için ne diyorum? Bizim bir Rabia'mız var. Tek millet diyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Romanıyla. Değerli kardeşlerim, 79 milyon tek millet. Ayrım yok. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizde ayrım olmaz. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin ta kendisidir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bayraklarımıza şu güzelliği görüyor musun? Nazire yapmak isteyenler, paçavralarla sokakta dolaşanlara cevabı işte siz bu meydanda veriyorsunuz. Onun için eyvallah. Rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Şimdi mesele işte bu yolda yürümek. Üçüncüsü, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kardeşlerim, tarladan vatan olmaz. Ama tarla eğer şehit kanıyla sulanırsa, yoğrulursa o zaman hangi sıfatı kazanır? Vatan sıfatını. Ve bizim 780 bin kilometre kareyle tek vatanımız var. Bunu kimse bölemez. Böldürtmeyiz. Buna tevessül edenler şimdi çukurlarda görüyorsunuz. Ve kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz, gideceğiz. Burada da azmimizden
asla taviz veremeyiz. İşte Mardin'de askerlerimiz, polisimiz, korucumuzla iftar yaptım. Değerli kardeşlerim, Cizre'de aynı şekilde kendileriyle oturduk, iftarımızı yaptık. Aynı karavanadan yedik. Ve kendilerine sordum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Askerimiz de, polisimiz de, korucumuz da ne dedi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanım bırakmayalım dedi. Sonuna kadar devam edelim dedi. Sonuna kadar devam edelim. Dedim Allah sizlerden razı olsun. Siz şu anda milletin diliyle konuşuyorsunuz dedim. Aynı beklenti millette var. Ve bunların içinde 9 ay eşinden ayrı orada olanlar var. Ama buna rağmen arada sırada tabii gidiyorlar ama buna rağmen onlar kararlılıkla yola devam ediyorlar. Çünkü onlar şehadete inanmış yavrularımız. Şehadete inanmış gençlerimiz. Öyle diyor ya şair. Şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet, onlar da böyle inanıyor. Ve dördüncüsü de tek devlet. Devletin içinde devlet asla. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O kadar. Paralel devletmiş. Yok şu devletmiş. Yok bu devletmiş. Ne paralel devleti ya? Neredesin? Pensilvanya'da. Neredesin? Avrupa'nın bilmem neresinde. Veya dünyanın değişik yerlerinde. Neredesin? Cezaevinde. Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz demiştik. Girdik mi? Girdik. Şimdi ya kaçıyorlar ya da hala böyle uzaktan uzağa oralardan bakıyorsunuz tweetlerle mimitlerle bir şeyler yapıp Türkiye'yi karıştırmaya gayret ediyorlar. Boşuna. Boşuna. Başaramayacaksınız. Er veya geç. İnanıyorsak üstünüz. İnanıyoruz ve üstünüz. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Şair çok güzel söylemiş. Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça. Gözlerde zaferin nuru yandıkça. Üstünde bu bayrak dalgalandıkça. Gönlümüz rahattır toprak altında. Mesele bu. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Yarın akşam Leyla-i Kadr, Kadir Gecesi. İnşallah Kadir Gecesi'ni çok farklı bir şekilde idrak edeceğiz. Dertliyiz, üzüntümüz var. Ama bütün bunlara rağmen inşallah bu Kadir Gecesi'nde bütün şehitlerimizi, bütün geçmişlerimizi hayırla, dualarla yad edeceğiz. Salı günü de Ramazan bayramı sevincini hep birlikte yaşayacağız. Şehitlerimiz sebebiyle hüzünlü bir Ramazan geçirdik. Hüzünlü bir bayram kutlayacağız. Ama unutmayın, her güçlükle beraber bir de kolaylık veren Yüce Rabbimizin bu müjdesine nail olacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bayramlar kardeşliğimizi yücelteceğimiz, husumetleri ortadan kaldıracağımız günlerdir. Bu mübarek günlerin bereketiyle daha çok çalışarak, daha çok mücadele ederek, daha çok bütünleşerek, millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Teröre ilat, her gün yeni projelerin açılışını yapacak, yenilerinin de temelini atacağız. Teröre inat, ihracatımızı artıracak, turizmimizi canlandıracak, üretimimizi geliştirecek, ticaretimizi çoğaltacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına göz yummazken, ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkmayı, insanlığın vicdanı olmayı da sürdüreceğiz.
uluslararası alanda gerek ikili bazda gerek çok taraflı işbirliği platformları aracılığıyla ilişkilerimizi geliştirmenin de çabası içinde olacağız. İşte Rusya ve İsrail'le başlattığımız yeni dönemin sadece ülkelerimiz arasında değil, bölgemizde de hayırlı gelişmelerin habercisi olmasını temenni ediyorum. Türkiye tüm ilişkilerinde sadece kendi kazancını gözeten değil, karşılıklı olarak kazan kazan esasına dayalı olarak bu dayanışmayı inşallah gerçekleştiren bir ülkedir. Bu bakımdan bize dost olarak yaklaşan herkesin en büyük dostu olmayı sürdüreceğiz. Bize husumet besleyenleri caydırmak için de her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğiz. Yeni Türkiye'nin inşasının önünde kimse duramayacaktır. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemeyecektir. Gençler, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirmesine kimse mani olamayacaktır. Siz 2053'ü göreceksiniz. Ben göremeyeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bak biz şu anda tarlaya tohumları ekiyoruz. İnşallah sizler hasada duracaksınız. Kardeşlerim, bütün bu adımlarla birlikte şimdi önümüzde uzun bir yol var. Az önce başbakanımız da ifade etti. İnşallah 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında birçok yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Ama ben sizden bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Ne istiyorum? Gençler, bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başarmamız lazım. Birbirimizi de Allah için seveceğiz. Şimdi müjdemiz ne? Önce yüklenici firmalara bu müjdeyi gerçekleştirecekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Osman Gazi Köprüsü bayram sonuna kadar ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır. Ve ben girişimci firmalarımızın bu jestini aynı zamanda inşallah bu köprümüzün sadakası olarak hayırlı olacak diyorum. Ve şimdiden Osman Gazi Köprüsü, şöyle Orhan Gazi'ye doğru gittiğiniz zaman sağa bakıyorsunuz yemyeşil, sola bakıyorsunuz yemyeşil. Hakikaten dünya güzelliği bir yoldan yolunuza devam ediyorsunuz. Artık körfezi dolaşmak için de zorlanmayacaksınız 6 dakika. Bu güzellikleri bizlere lütfeden Allah'ımıza hamdolsun. Tüm mesaisini buralarda farklı bir şekilde sarf edenlere yine milletim adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Osman Gazi Köprüsü'nün milletimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yeni eserlerde bir arada olmak üzere Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.